Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün 2011 model Citroen C3 aracımıza Android multimedya montajı yaptık. Cihazımız 4 GB RAM, 64 GB hafızaya sahip. Geri vites kamerası eklentisi de yaptık. Vitesimizi geriye taktığımız zaman hızlı bir şekilde kameramıza geçiyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi cihazımızın size kısaca kullanımını anlatacağım. Öncelikle ana menüye geçiş yapalım. Cihazımızda Bluetooth özelliğimiz var. Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yapıp telefon görüşmelerimizi cihazdan yapabiliyoruz. Eğer telefonumuz iPhone'sa CarPlay de aktif oluyor. Kablosuz CarPlay özelliği de mevcut arkadaşlar. Müzik bölümümüz var. Cihazın 64 GB hafızası var demiştik. Bu hafızaya müzik ve video atabiliyoruz. Torpido'ya iki ayrı USB girişi çekiyoruz. Bir de burada SD kart girişimiz var. Hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. İster kendi hafızasından, ister harici bellek üzerinden müzik ve videoları cihaz üzerinde oynatabiliyoruz. Burada ses açma kısmı, direksiyon üzerinden parça atlatma, mute, telefon cevaplama hepsi aktif çalışmaya devam ediyor. Video bölümümüz var. Cihazımızın ekran çözünürlüğü 1024x620. Full HD videoları ve 4K videoları da destekliyor. Format ayırt etmiyor kesinlikle. Yine burada direksiyon kumandasından ileri geri parça atlatma, ses açma kısmı, bunları bu menüde de kullanabiliriz arkadaşlar. Video bölümünden geri geldim. Ayarlar bölümümüz var. Burada cihazın internete bağlantısını göstereceğim size. Ağ ve internete tıkladık. Kablosu etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Cihazımız ağ arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz ve şifremizi giriyoruz. Bu sayede cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da burada Google haritaları kullanabiliriz arkadaşlar. Daha sonrasında uygulamalar bölümüne girdik. Google Chrome'da gezinti yapabiliyoruz. Ayrıyeten arkadaşlar Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğiniz bir uygulama varsa bunlar Netflix, Spotify, Fizi tarzı uygulamalar olabilir. Cihaza indirip kurabiliyoruz. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliyoruz. CarPlay demiştim. Zenlink'e girdiğimiz zaman da iPhone telefonlarda CarPlay, Android telefonlarda Android Auto'muz aktif bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emregaraj.com sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum.